Kim bu? Baba, sana soruyorum, kim bu? Kim bu? Cevap versene. Ama annemin yatağında. Baba, kim bu? Selin, bir dakika. Bir dakika mı? Çok pardon, pardon. Uyan güzelim, uyandırıyorum ben. Sen kimsin? Kalk. Kızım. Evet. Ben çok özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Kaldı bu kız böyle. Salih Hanım kızı eve getirme dememiş miydi? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Bana bak Güllü. Aa, Selin Hanım kime bağırıyor böyle? Bismillah. Yok artık. Tövbe tövbe. Senin burada ne işin var? Senin annemin yatağında ne işin var? Senin... Sen kimsin? Sen kimsin de annemin yatağında yatıyorsun? Selin, kendine gel. Ne yapıyorsun sen? Kızın teki annemin yatağında yatıyor. Seni başucunda buluyorum ve ben hala sakin mi olayım? Bakın, niyetim kötü değildi, yemin ederim. Başlarım senin niyetine! Selin, kendine gel ya da lütfen odana çık artık. Hadi. Siz de lütfen toparlanın ve çıkın buradan. Hadi. Ne oluyor burada? Hazım? Abla, karışmayın siz. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok hala. Kızın teki annemin yatağında buluyorum ama hiçbir şey yok. Selin, yeter artık. Alo Sinan. Alo, duyuyor musun beni? Uçum neredesin yine? Bak, bu gece de arabada sızmanı istemiyorum. Dön eve artık, babam da üzü... Alo. Sinan. Yardım. Siz kimsiniz? Yardım. Sinan? Yardım. Yardım et. Sus artık, sus. Ama pardon, yabancı değil değil mi? Hizmetçinin kızı uykusu gelmiş, yatıvermiş. Ne var bunda değil mi? Ne var bunda? Yardımcı diyoruz. Biz evimizde çalışan insanlara yardımcı diyoruz. Ah, çok özür dilerim baba, ayıpla beni. Yardımcıya hizmetçinin kızı dedim. Kızın uykusu gelmiş, yatmış ama haksız olan benim. Sen çok haklısın, özür dilerim. Selin. Hadi gel, sakinleş biraz. Ben az önce burada ne gördüm abi, sen biliyor musun? Tamam. O yüzden diyorum işte, gel sakinleş ya biraz. Ya baş ucundaydın ya, baş ucundaydın. Ama ne var bunda değil mi? Ne var? Sözlerine dikkat et. Seni son kez uyarıyorum. Son kez. Babanınki demiştim.
Alo, buldunuz mu konumu? Yağız Bey, Sinan Bey'in araç GPS sinyali Kemerburgaz-Göktürk yolunda görünüyor. Araç hareket halinde değil. Hareket halinde değil mi? Emin misin? Evet. Derhal konumu bana atın. Oraya da ambulans ve polis yollayın. Ne olur ne olmaz. Tamam ya. Salih Hanım'ın yerine bakıyormuşsunuz. Bir haftalığına anlaşmışsınız ama sürenizi dolduramadınız. Olsun. Gene bu zarfta bir haftalık ücretiniz var. Alın ve derhal evimizi terk edin. Ben hak etmediğim parayı almam. Zarfınızı alın ve derhal evi terk edin. Anladınız mı? Ben hak etmediğim parayı almam. Siz de bunu anladınız mı? Anne. Anne. Yürü kız. Yürü. 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 Geldim, abim burada. Sinan. Sinan, konuş benimle. Sinan. Çabuk, çabuk. Sen ne kadar şaşırdıysan ben de o kadar şaşırdım. Evet, kabul edilir bir şey değil bu. Tamam. Ama senin bu tavırlarına artık bir son vermen lazım. Hemen odana çıkıyorsun ve konuşmuyorsun. Anlaşıldı mı? Ama baba. Tek kelime daha etme. Odana çık. Artık konuşacak bir şey yok. Hadi Selin. Uzatma sen de. Gökhan'cığım. Bir saniye. Sen benimle gel Selin'cığım. Sen beni ne kadar kırsan da ben senin yengenim. Arkanda ben varım. Gelsene bak, ben sana ne göstereceğim. Gel. Gelsin mi? Ben nereden bileyim ya, ama iki dakikacık dinleneyim dedim. Sadece birazcık uzanayım dedim. Aptal. Saçmalama Yasemin. Çık şu odadan, delirtme beni hadi. Hadi. Bir dakika. Babama inanamıyorum ya. O kıza haddini bildireceğine bir de beni suçluyor. Neymiş efendim? Hizmetçi değil, yardımcıymış. Yok, hayır, bir kim o kız ya? Kim ya benim annemin yatağında yatıyor? Ne yapıyorsun? Ne yaptınız? Hangi cesaretle? Çık şu odadan hadi. Gökhan. İşte buldum.
Görür görmez tanıdım. İşte bu babanınki, sana demiştim. Kadın zaten Salih Hanım'a idareten yalıya gelmiş. Haftalığını gününü doldurmamasına rağmen verdim ama kabul etmedi. Ve ben de yalıyla ilişkini kestim. Yanlış mı yaptım? Doğru değil. Ödemesi muhakkak yapılmalı. Seninle sonra konuşacağız dedim. Odandan çıkma. Tanıdın mı baba? Aa. Bu o kadının kızı değil mi? E bu fotoğrafın bizim evimizde ne işi var? Sürpriz. Uyuyan güzelimiz meğerse yüz güzeli seçilmek istiyormuş. Abimin güzeller sergisini hatırladın mı baba? Sinan o gece bu kız için ne demişti? Terbiyesizlik etme. Babanla nasıl konuşulacağını öğren, öyle gel. Efendim. Sinan mı? Ne? Geldim ya. Lütfen arkadaşlar, zor durumda. Durumu belirledi şu anda. Egemen'in yanında kimliği belirsiz bir çağın. Hanımefendimiz bu durumu şu anda belirledi. Arkadaşlar, haber verin. Arkadaşlar, Yağız Egemen geliyor. Yağız Egemen. Yağız Bey. Ya bir dakika durun mu ya? Haber misin? Durun musun Yağız Bey? Durum hakkında bilgi verir misiniz? Hayırlı akşamlar baba. Yasin, oğlum. Kardeşin nasıl yavrum? Saliha ile konuştun mu sen? Ya tamam anne, sonra konuşuruz. Neden sonra? Çocuğum, Saliha ile konuştun mu diyorum. Yürü, yürü, önümden yürü. Düş önüme çabuk. Alo, duymuyor musun sen beni Yasin? Tamam anne, benden de selam herkese. Neye tamam oğlum? Senin yaptıklarını ne yapacağız? Ha? Senin yaptıklarını ne yapacağız? Yürü. Anne yapma, ben çok kötüyüm ya. Ya kötüymüş. Ben nasılım acaba? Seni var ya seni. Sallama. Ya, Allah sizin cezanı vermesin. Ya anne vermesin. Ne yapıyorsun ya? Alt. Aa, çantanı bile tutma. Anne ne yapıyorsun? Hazelet Hanım, niye ittirip duruyorsun kızı? Sen sor diye. İşine bak sen. Zırlayıp durma bak. Vallahi sinirlerim tepemde ha. Zırlama. Tamam. Zırlama. Sinirden kapıyı açamıyorum. Ben açayım mı? Hayır sen açma, ben açarım. Sen ağlama. Sana içeride soracağım ben bulduysa. Anne, ya anne ne yapıyor? Asıl içeride göstereceğim sana. Sen gir bakayım içeri. Ya Fazilet anne, ne yapıyor kıza ya? Al. Fazilet anne. Al, kapımıza da dayandı. Ece. Ece iyi misin? Yasin ne oluyor evladım? Ya Ece iyi misin Ece? Anası evde olmayınca kapıdan ayrılmıyor. Senin layığın bu iş. Bu atırsızı. Şükriye'nin sefil oğlu senin layığın. Ya Ece. Boşuna hayal kurmuşum senin için. Boşuna. Boşuna. Ya Ece ne oluyor Ece? Kız bunları, ne kavgaları ne patırtılar. Ece bak seni görmeden gitmeyeceğim ha. Çocuk kapıya dayanmış ayol kız, ne oluyor orada? Ece seni görmeden gitmeyeceğim ha. Vallahi bunlar bir gün birbirlerini öldürecekler. Ece duyuyor musun beni? Ece! Ayağım bir yerinde. Ece! Ece! Ya! Ya sen git! Ya sen öyle gezeceksin. Aptal! İpek çarşaflara
kuş tüyü yaptık ona layık mıyım kızım dedim. Anne sen ancak bunlara layıksın. Al taklardan sana. Şimdi bu yataklarda. Yat! Buldun mu Layla'nı? Ece bak beni görmeden gitmiş ona. Anne! Bak kıracağım kapıyı. Hadi kır da göreyim seni. Hadi kır da göreyim seni. Ya ne oluyor? Kır. Eline ne oldu ya? Elinin körü oldu elime. Sana ne? Ece! Bak eğer bir daha seni bu kapıda görürsem yemin ederim polis çağırırım bak. Polis çağırırım. Yeter. Gel oğlum gel. Uyma bunu. Ya Ünal amca görmüyor musun ama kızı perişan etti sakin ya. Sakin ol yavrum sakin ol. Ya tamam amca bak tamam ben bir şey yapmayacağım. Ne tamam, bakıyorsunuz tamam. Be? Tamam hadi sen. Ne bakıyorsunuz? Gir içeri. Gir içeri. Ya anne gel bir konuşalım ne olur ya. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Söyle bana ne konuşacağız? Ağla sen ağla. Daha çok ağlayacaksın. Ömür boyu ağlayacaksın. Ben biliyorum sana yapacağını. Ben sana yapacağımı biliyorum. Alo. Evet annesiyim. Anne. Anne. Yasin, hadi üşütme annemi, eve git, hadi oğlum. Hadi gir evine sen de, ne olur gözünü seveyim, uyuma bunlara, hadi. Ya tamam Asife teyze, hadi siz gidin evinize, ben de gideceğim zaten. Dur, çabuk, 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 hadi. Ne oldu yine ya? Geç kadın, Ece. Geç. Ece, ne oldu? Ya Ece, nereye? Ya nereye gidiyorsun? Ay yine ne oluyor? Bu nereye koşturuyor anam? Bunların patırtısı da hiç bitmez anam, bitmez. Ne olmuş Yasin? Oğlum. Oğlum. Gökhan, sen Selin al, kardeşin içeriye geç. Hadi yavrum. Baba iyi misin? Tamam iyiyim. İyi. Hadi canım, hadi. Toparla kendini. Baba. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hadi. Toparla kendini. Sakin olmalısın. Nasıl sakin olayım Güzide? Oğlum. Biliyorum yavrum. Sen dağılırsan çocukları kimse toparlayamaz. Hadi yavrum, güçlü ol. Hazmi, hissi bekleme salonuna. Oğlum nerede?
Ben onu görmek istiyorum. Şu an için mümkün değil Azim Bey. Ben oğlumu görmek istiyorum. Nasıl mümkün değil? Oğlum nerede söyleyin bana. Nasıl? Nerede söyleyin bana, onun yanına girmem lazım. Nasıl o, söyleyin. Baba. Yaz. Ne oldu oğlum böyle? Ha, nasıl oldu? Anne. Anne, abla. Anne. Ağlama bak, hiçbir şey olmayacak ablana. Anne. Bak olsa ben hissederdim ben. Tamam mı? Anayım ben, ana. Olsa ben hissederdim. Olmayacak hiçbir şey ablana. Gör bak. Gör bak, hiçbir şey olmayacak ablana. Şoför bey biraz daha hızlı gidin ne olur. Anne. O bir kendine gelsin var ya, ben biliyorum yapacağımı. Kimse elimden alamayacak o. Kimse. İçmiştir kesin. Kesin zil zurna sarhoştur. Bir cezasın da kendine gelsin. Bari böyle bir günde sus. Anladın mı? Sus. Abi. Abicim sen mi buldun? Nasıldı? Konuşuyor muydu? Hadi gelin ameliyathane katında bekleyelim de. Babam da orada bekliyor bizi. Hadi çocuklar toparlanın. Hadi bakayım, öyle ağlamak falan yok. Güçlü olmalıyız. Hadi bakayım. Selin toparla kendini. Hadi bakayım. Yaşıyor mu? Yaşıyor değil mi? Evet, bitti mi? Kanamayı durdurabildiniz mi? Oğlunuzun ameliyatı devam ediyor Azim Bey. Başhekimimiz de yolda, ameliyata o da girecek. Peki siz neden çıktınız? Ya bir sorun yoksa niye çıktınız? Ben diğer ameliyattan çıktım. Oğlunuzun arkadaşının ailesi burada değil mi? Arkadaşı mı? Kim? Kimmiş arkadaşı? Hanımefendinin ailesi burada değil sanırım. Hanımefendi ya, tabii hanımefendi. Beyefendi olması mümkün değil zaten. Ben oğlumun arkadaşını falan bilmiyorum. Ben oğlumun durumunu öğrenmek istiyorum. Hem de derhal. Kimmiş ya yanındaki? Kimmiş? Bir şey söylesenize, tanıyor musunuz? Kimmiş? Senin gibi koleksiyonundaki nadide parçalardan biridir. Belki kankilerinden biridir, bilemeyiz. Hanımlar biraz ayıp olmuyor mu? Ben de salaklık zaten ya. Niye geldim ki buraya? Neyse, ayılınca geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. Her ikisine de. Nerede? Hani nerede? Kızım nerede? Gördünüz mü kızımı? Kızım nerede Hasan? Bunların burada ne işi var? Ne oldu benim kızıma? Sakin olun. Siz ne işiniz var sizin burada? Kızım nerede? Hanımefendi sakin olun. Hasan Çamkıran değil mi? Evet, annesi İbel onun. Nerede kızım? Kızınızı şimdi normal odaya alacağız. Yukarıda sizi bilgilendiriyor. Neden şimdi bilgilendirmiyorsunuz? Neden bana cevap vermiyorsunuz? Bir şey mi oldu benim kızıma? Ay abim, bu kadının kızıyla mı kaza yaptı? Olacak şey değil. Bir dakika, kimle kaza yapmış benim kızım? Kimle kaza yapmış? Ne oldu kızım o? Kimin arabasındaydı kızım? Nasıl yani? Kimle kaza yaptı? Bir cevap verin. Kimin arabasıyla kaza yapmış benim kızım? Kimin arabasıyla? Azim Bey, başhekimimiz geldi. Ameliyata girmeden görüşmek istemiştiniz. Tamam, kimle kaza yaptı? Kızım! Abla! Hasan! Hasan, aç gözlerini. Ne oldu sana? Hasan! Hasan, aç gözlerini. Abla! Hasan, aç gözlerini. Ne oldu sana? Ne oldu sana anneciğim? Aç gözlerini. Ne oldu? Sinan Bey için acı kan lazım. Sıfır negatif. Kan mı? Hadi be kızım, aç şunu, aç. Negatif. Negatif. Negatif.
Neredeyiz biz ya? Dağ başım burası. Koca hastanede kan yok. Kanını mı biz bulacağız? Tamam, sakin. Baba, abime kan bulamıyorlar. Kazım Bey. Oğlunuza kan veren kişi burada. İşte bu hanımefendi. Tam zamanında yetişti. İki ünite alıyoruz. Sıkmayın kendinizi. Acıyor. Çıkarıyorum şimdi. Sıkmayın. Sıkmayın. Başlarım geldim işte buradayım. Ne yaparsa yapsın. Allah'ım bu nasıl bir gece? Abi, ne oldu? Bulunmuş mu kan? Suratın ısık gibi senin. Bulamamışlar mı? Bulunmuş. Oh, çok şükür. Senin yüzün niye ısık? Ya bu Sinan'ın arabadaki kızın kardeşi kan veriyor. Yok artık ya. O kadının kızı mı? Harika. Kadının kızları her yerden fırlıyor. Neyse tamam. Sinan iyi olsun da. Önemli olan sağlığı. Kan da verildi, iyi olacak artık. Ya burada olan bitene şaşıran bir tek ben miyim? Evimize bir hizmetçi peyda alıyor ve kadının kızları her yerden fırlıyor. Bir kızı arabada, bir kızı yatakta. Ne diyorsun ya? Ne yatağı? Babana sor. Tamam. Yasin, tamam. Bir kızı yatakta ne demek lan? Kan ünitesi nerede? Bu tarafta. Heh. Sıkın dişinizi. Şimdi bitiyor. Çıkarıyorum şimdi. Tamam. Oh. Geçmiş olsun. Ay. Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Elinize yapıştım. Sorun değil. Hemen iyileşsin inşallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Oğluma kan verdiğiniz için size minnettarım. Teşekkür ederim. Anne duydum diyorum sana ya, sıfır negatif diyorlar. Benim kanım bu. Bak başlarım şimdi senin kanına. Ben ablanın derdine düşmüşüm. Sen bana neler söylüyorsun? Ya anneciğim bak ablam daha iyi. Hem bak çok şükür kurtuldu da. E şimdi yazık değil mi o gencecik çocuğa ya? Kızım zengin onlar, zengin. Kanı nerede arasalar orada bulurlar. Merak etme, senin kanına ihtiyaçları yok onların. Ya anne acele aranıyor diye bağırıyorlardı ya. Çocuğun durumu kritik diyorum sana. Ben bunu bile bile burada duramam. Gidiyorum ben. Kritik ha? Bak sen Allah'ımın işine. Sen bizi yalıdan kış kış kov. Şimdi de benim küçük kızımın kanına muhtaç ol. Ya. Ey büyük Allah. Can borcum var buna, can. Şöyle buyurun, bunu içelim. Teşekkür ederim. Hemşire hanım,
Ne zaman uyanacak acaba benim kızım? Bu akşam rahat uyusun diye serumuna sakinleştirici takviyesi yaptık. Sabaha kadar böyle uyuyacak mı yani? Evet ama ya merak etmeyin, ağrısız sancısız bir şekilde uyanacak. Ben merak etmeyeyim de kimler merak etsin hemşire hanım? Geçmiş olsun. Sağ olun hemşire hanım. Geçin şöyle geçin. Hadi dur. Dur aman benim, bende akıl kalmadı. Vallahi akıl kalmadı bende. Benim küçüğüm ne oldu? Ne oldu benim küçüğüme? Pardon? Sinan Egemen'e kan veriyordu ya. Ne olur doktora söyleyin canını acıtmasın. Tamam mı hemşire hanım? Tamam ben söyleyeyim. Hadi Allah senden razı olsun. Oh. Ay Yasin unuttum ben seni ya. Neler oldu bir bilsen. Duydum, ablan kaza yapmış Egemenlerin oğluyla. Sen de kan vermişsin, Allah razı olsun. Ne? Dur, benim ablamı görmem lazım. Ne oluyor ya? Sen söyleyeceksin ne oluyor, yürü. Aa, ya Yasin ne yapıyorsun? Sus. Ya Yasin ne oluyor? Sus, yürü. Ya Yasin neyin var söylesene. Bir kızı arabada, bir kızı yatakta. Ne oluyor, sen söyleyeceksin. Geçmiş olsun Azim Bey. Kan takviyesi zamanında geldi. Çok şükür hayati tehlikeyi atlattık. Ablan yalı çapkınıyla araba kazası yaptı. Tamam onu anladık, eyvallah. Peki o kızıl saçlı kadın ne diyor? O arabadaki ablansa yataktaki de sensin Ece. Delirtme beni bak, gözlerini kaçırma, beni delirtme. Yasin bak bağırıp durma zaten, elim ayağım titriyor, ne diyorsun ya? Gözlerini benden kaçırma bak, delirtme beni bak. Bak bağırma. Arabadaki ablansa yataktaki de sensin Ece, beni delirtme. Yasin. Ne çeviriyorsunuz siz? Yasin bağırma baba. Herkesin içinde ya, bak elim ayağım titriyor zaten sinirden. Biz eve geçiyoruz. Tamam oğlum. Görüşürüz baba. Aha. Ya şimdi her şeyi anlatırsın ya da giderim ona sorarım her şeyi. Ya dur, sakın yapma tamam mı? Yapma. Ya o zaman söylesene, ne saklıyorsunuz benden? Niye o kadınla konuşmamı istemiyorsun? Ya ne saklayacağım Yasin senden, ne diyorsun ya? Uyuyan güzel değil mi? Ya hadi bin arabaya, hadi. Beni delirtme, beni ayar etme. Niye takıyor o kadın sana? Sen kimin yatağında yattın? Ya ne yatağı yatması Yasin, ne diyorsun ya? Ya kimin yatağında yattın? Ya ne diyorsun ya? Kadın bana takmış, bak kadın bana gıcık olmuş ya. Delikanlı. Aa, Egemen baba değil mi bu? E bir de ondan öğrenelim. Kaç yaşında adam, o kadın gibi takmaz sana nasıl? Ya. Kızım. Hadi oğlum hadi, çok sağ ol, selametle. Bu saate kadar beklettik seni. Hadi anam babam merak eder. Hadi çocuğum, hadi selametle. Çok selam söyle akrabalara, hadi. Hadi oğlum benim, hadi. Güle güle, güle güle. Hazım Bey, akrabamız olur kendisi de merak etmiş. Kazayı hangi arabayla yaptınız diye kızı sıkıştırmış. Değil mi kızım? E alışık değiliz tabii biz böyle olaylara da. Ondan çok merak etmiş akrabalar. Yalnız akrabanızı davranışları konusunda uyarmanız lazım biraz. Delikanlı. Kızı da sıkıştırınca öyle şey edince. Bu arada yardımlarınız için size çok teşekkür ederim. Ailem adına size minnettarım. Tabii minnettar olacaksın. Can borçlusun benim kızıma, can. Sen unutsan da ben unutturmayacağım. Anne sen ne yaptın ya? Ne akrabası? Karışma sen. Ben ne yaptığımı biliyorum. Anne adama az önce yalan söyledin. Neden? Kızım, ablan adamın oğluyla kaza yaptı. Sen burada belalınla hastanenin önünde fingir deşiyorsun. Adam bizi böyle mi bilsin? Ya aması ama... maması yok. O at hırsızını akrabamız olarak bilecek, bu kadar. Yürü hadi. Yürü. Sinan Bey'in arabasındaki kızın kimlik bilgilerine ulaştık. Ozan Camkuran. Nereden tanıyorum ben seni? Abi. Hı? Ben burada kalmak istiyorum. Sen halamı götür.
Yavrum burada kalıp da kalabalık etmenin alemi var mı? Baban bir de bizle mi uğraşsın? Hadi bakayım kızım, hadi. Ben sizi bırakıp geri geleceğim zaten. Siz de yarın sabah gelirsiniz. Tamam, hadi kızım. Hadi kızım, hadi. Ne zaman uslanacaksın sen oğlum? Ne zaman büyüyeceksin? Bu acıyla nasıl baş edeceksin? Kendine daha ne kadar zarar vereceksin böyle? Ben annensiz... Seninle nasıl baş edeceğim? Oğlum benim. Yok artık ben telefona cevap vermek istemiyorum ya. İnsanlar Sinan nasıl diye sormuyor da yanındaki kız kimdi diye soruyorlar. Yuh artık Yasemin. El insaf ya, el insaf. Bir de yanındakinin hizmetçinin kızı olduğunu öğrenseler. Ya sen de millete laf ediyorsun. Kardeşimin hastanede olduğu gece şu yaptığına bak. Kardeşinin yediği halt sardı başımıza bunları. Kadının küçük kızı babanın yatağına yatacak kadar pervasız, büyük kızı da Sinan'ın yanında. Acaba ne haldelerdi o kazayı yaptılar? Asıl kız uyandığında öğreneceğiz biz ne olduğunu. Musallat oldular işte başımıza ya. Kim kime musallat oluyor ya? Aramızda konuşuyoruz Yas. Konuşmayın. Lütfen. Bari bu gece konuşmayın. Tamam. Biz bu gece konuşmayalım. Nasılsa Fazilet ve kızları tepemize çıktığında onlardan başka konuşacak mevzumuz olmayacak Yas. Mevzu falan yok. Hepsi kötü bir tesadüf. Tamam uzatma sen de. İyi geceler. De iyi geceler diyor ya. Sanki kızın kardeşi kan verdiğinde Beti ben zaten kendi değilmiş gibi. Tamam, tamam Yasemin. Sen de haklısın, tamam? Tamam. Eğer yakamızdan düşerlerse bundan sonra bana Yasemin değil Murat dersiniz artık. Tövbe estağfurullah ya. Al işte bak yine açmıyor telefonunu. Yahu geldik işte evleri şurası. Şimdi öğrenirsin küsmüş mü küsmemiş mi diye. Allah Allah. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyur yukarıdalar. Ay böyle gece gece gelmek nasipmiş. Bebeği uyandırmadık değil mi? Yok yok. Hep aklım sendeydi. Öyle aniden seni zor durumda bıraktım buraya geldim ya çok üzüldüm valla. Valla ben sana güvenip biletimi aldım. Ne yapalım böyle olacağı varmış. Hoş komşunu hiç gözüm tutmadı ama. Ne komşusu ayol? E Fazilet Hanım işte. Kim dedi? Valla ne yalan söyleyeyim. Senin can arkadaşın olmasa Yasin de annem kefil demese. Yasin? Fazilet. İyi geceler.
MR sonuçlarınız çıktı da doktor bey sizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Böyle nasıl ayağa kalktınız? Sinan Egemen nerede? Sinan Bey yoğun bakımda. Hanımefendi. Yağız Egemen geri geldi. Ya konuşmaz, boşuna koşturma. Sağ ol. Beyefendi. Beyefendi. Siz Hazım Bey'in oğlu musunuz? Buyurun. Yanlış anladınız. Ben dilenci değilim. O haberlerde çıkan sizin kardeşiniz değil mi? Evet. Gitmem lazım ama kusura bakmayın. Bir dakika. Kaç yaş var aranızda? Yalvarırım, ne olur cevap verin. Akran mısınız yoksa? Hanımefendi, size ne bizim yaşımızdan falan. Gece gece. Tamam, peki Güzide. Yağız! Ne dedi sana? Ne dedi o kadın? Ya ben de bir şey anlamadım. Dilenci sandım. Para verdim, almadı. Oğlum ne konuşuyordunuz onunla? Söylesene, ne konuşuyordunuz? Ne oluyor baba, sen iyi misin? Yani Sinan'ın sordu. Saçma sapan yaş farkı falan sordu. Sen tanıyor musun o kadını? Ya senin yolunu kesince ben önemli bir şey zannettim. Gerildik hepimiz artık yani. Baba sen de yoruldun, bir geç dinlen istersen. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Thank you.
İyileşeceksin. Biliyorum. Biliyorum. Her şey kaldığı yerden devam edecek. Her şey yine eskisi gibi olacak. Ben yine gizli saklı seni izleyeceğim. Senin yine benden hiç haberin olmayacak. Lütfen bir dakikayı geçmeyelim Yaz Bey. Ben yine seni uzaktan sevmeye devam edeceğim. İyileşeceksin. Teslim ediyoruz biz size can. Bu ne, nasıl bir hastane bu? Efendim ha? Lütfen sakin olun. Ne demek bakım. Sakin olun ya? Kızım yok orada. Allah bileyim? Allah, yoğun bakım. Nasıl mutlaka? Yoğun bakım mı? Şülen. Kızım. İçeride bayıldı. Sinan. Yaşıyor mu? Bismillah. Abla. Yaşıyor mu? Abla sakin ol. Hazan Hanım. Yaşıyor. Akşam gittin ya ziyaretin odasına. Gördün ya yaşadığını. Unuttun mu? Sen yat kalk da dua et kardeşine. Ben kan verdim de Sinan Egemen'e. Abisine de dua et. Yere düşmene o mani olmuş. Abisi miymiş? Sağ olsun. Şak diye yapıştırmışlar gizemli güzeli. Allah'tan hizmetçinin kızı diye yazmamışlar. Ama birkaç güne uçar haber, hiç merak etme. Yani ben Fazilet'e güveniyorum. Maksimum iki güne ünlü olurlar. Bırak artık şu gazeteleri. Hadi hazırlan. Çıkalım. Hadi. Dün gece duydum da inanmamıştım. Ebu Fazilet Hanım'ın kızıymış ya. Değil mi? Sahi mi? O muymuş? Kulağımızla duyduk işte. Yasemin Hanım kendi ağzıyla söyledi. Sinan Bey'e bak sen. Bir Fazilet Hanım'ın kızı eksikti. Aman siz de bilmiyor musunuz bizim küçük beyi? Gezmiş, tozmuş. İki günü unutur onun adını. Buyurun Güzide Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Biraz sessizlik istiyorum Gülten. Yemeğimizin piştiği bu yerde sessizlik ve saygı.
Kaçayı bastı. Hala biz gidiyoruz. Sen geliyor musun? Kafa gidik zor gelir. İyi, siz gidin. Biz Selin'den arkadan geliriz. Güzide Hanım, lütfen siz de sıkmayın canınızı. Yani sonuçta ağızlarına laf verdik, konuşacaklar. Hadi hayatım. Görüşürüz hala. Çıktık biz.